Merhaba arkadaşlar. Deneme 1-2-3 serimizde 42. videomuzda devam ediyoruz. Birinci sorumuzda 23 Eylül tarihinde Antalya'dan hareket eden 5 kişi haritadaki merkezlere ulaşmıştır. Şimdi 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinin biz ekinoks tarihleri olduğunu biliyoruz. Bu tarihlerde dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşittir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. En uzun mesafeyi Iğdır'a giden kişi kat etmiştir. Baktığımızda doğrultuları dikkate alırsak kuş uçumu uzaklığın verilen yerden çıkıldığında Iğdır'da giderken en uzun mesafede olduğunu görmekteyiz. Samsun'un gündüz süresi Iğdır'ın gece süresine eşittir. Samsun'da biliyorsunuz 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Iğdır'da da 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Çünkü bu tarihte demiştik ki gece gündüz süresi eşit. 12 saat gece 12 saat gündüz. İstanbul'un gündüz uzunluğu İzmir'den kısadır demiş, yanlış bir ifade. Çünkü bu tarihlerde gece gündüz eşit. En fazla yerel saat farkı İzmir ve Iğdır. Verilen iller içerisinde daha doğuda ve daha batıda olanlar İzmir ve Iğdır. Aradaki boylam farkından dolayı en fazla yerel saat farkı bu ikisi arasında. İstanbul ve İzmir arasındaki yerel saat farkı, ki İzmir ve İstanbul verilen iller içerisinde boylam olarak birbirine daha yakın ama diğer kıyaslanan yer Ankara ve Iğdır daha boylam olarak fazla farka sahip. Bu anlamda daha az olan İzmir, İstanbul, daha fazla olan Ankara, Iğdır arasındaki yerel saat farkıdır. Bu da doğru bir cümle olmuş. Ama C'de dediğimiz gibi gece gündüz süresi eşit olduğu için daha kısa ya da daha uzun olma ihtimali yoktur. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. İkinci sorumuzda Türkiye iklimiyle ilgili olarak yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Toros Dağları'nın güneye bakan yamaçlarında ekilmiş olan tarım ürünleri kuzey yamaçta ekilenlere göre daha erken olgunlaşır. Bu özellikle güneş bakısıyla açıklanır. Güney yamaçlar güneşe dönük olduğu için daha sıcak ve ısınma daha önce gerçekleşir. Buna bağlı olarak da ekilmiş olan tarım ürünleri daha erken olgunlaşır. Bunu biz güneş bakıyla açıklayabiliriz. Kış aylarında ise Poyraz sıcaklığı düşürür demiş. Bu da Türkiye'nin kuzey yarımkürede olması, yani enlem değerleriyle alakalı bir özelliktir. Muğla, Sivas ve Hakkari bulundukları bölge içerisinde yağış miktarları en çok olan merkezlerdir. Ki buradaki yer şekilleri içerisinde özellikle dağların uzanışı, yükselti gibi faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de yürütülen tarımsal faaliyetlerde makine kullanımının artmasının aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez diyor. Makine kullanımı ile birlikte birçok tarım ürünü yetişmeye de başlayabiliyor. Nasıl yetişmeye başlıyor? Özellikle arkadaşlar makine deyince sadece traktör, yine biçer döver gibi bazı makinelerin tabii kısıtlı olarak düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü seralarda kullanılan ısıtma cihazları da bunlara dahil oluyor. Bunun yanında bazı tarım ürünleri makine olmadan tabii zor yetişiyor. Bu anlamda sanayi ürünlerinin üretiminin artmasına sebep olabilir. Tarım ürünleri toplanırken görülen ürün kaybının azalmasına yine sebep olabilir. Neden? Çünkü makine daha fazla ve insanın işte gözden kaçma durumu falan oluyor. Bunları es geçerek daha net bir toplama ya da daha az kayıpla bir toplama yapılabiliyor. Topraktan daha yoğun şekilde faydalanıyoruz, daha kolay işliyoruz, daha iyi havalandırıyoruz ve bu da tabii ki oradaki üretimi arttırabiliyor. Kırsal kesimde işsizliğin azalması demiş. Makine işi yaptığı için kırsal kesimde işsizlik daha çok artabilir arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Geniş alanların tarım toprağı haline getirilmesi, ki özellikle 1950'den sonraki dönemde Türkiye'deki tarım alanlarının artışında makineleşme önemli bir rol oynamıştır. Çünkü insan eliyle, insan gücüyle dönüştürülemeyen ormanlık alanlar ya da çok eğimli alanlar makineyle tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Bu da önemli faktörlerden birisidir. Üçüncü sorumuzda D şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen bölgelerde yoğun olarak üretimi yapılan, yoğun olarak kelimesi burada önemli. Tarımsal ürünler hangisine doğru verilmiştir? Bir, özellikle Ergene kısmı arkadaşlar, Edirne yine burada dikkate alınabilir.
Edirne'de biliyorsunuz pirinç, ayçiçeği gibi ürünler. Yine bir kısmında Tekirdağ, yine ayçiçeği gibi ürünlerin üretimi daha fazla. Zeytin ve pamuk zaten orası için geçerli değil. Bunun yanında 2 numara için özellikle şeker pancarı, şeker pancarı üretiminde birinci sırada geliyor arkadaşlar. Bunun yanında baktığımızda tabii ki buğday üretiminde de yine Konya birinci sırada geliyor. Bunu da alabiliriz. Devam edersek ki şu an şık olarak baktığımızda iki şık üzerinden gidiyoruz. C ve E şıkları. 3'e geldik. 3'te artık ayrımı yapmamız gerekiyor. Ki fındık ve mısır ayrımına gelirsek özellikle Giresun, Ordu gibi illerde fındığın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yoğun olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Ama mısır için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü buradaki insanlar daha çok kendi tüketimi için mısır üretiyor. Yani Türkiye üretiminde baktığımızda Konya, Adana, İzmir gibi illerin ön plana çıktığını görmekteyiz. Çünkü o alanlarda ekonomik değer taşıyor. Fındık yerine gidip de mısırı çok fazla yoğun olarak tercih etmiyorlar. Çünkü getirisi daha düşük diyebiliriz. O yüzden de burada mısırı almadık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda yukarıdakilerden hangileri doğru arazi kullanımına örnek olarak gösterilemez diyor. Yapılan sulama projeleriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sanayi ürünlerinin ekim alanının genişlemesi doğru bir arazi kullanımıdır. Çünkü o alanlarda sulamayla birlikte tarımın geliştirilmesi bizim için olumlu bir şey. Palandöken ve Erciyes gibi dağlarda kış turizminin geliştirilmesi ya da arttırılması yine arazi kullanımına doğru bir örnek. Delta ovalarında tarım yapılmalı. Bunların sanayi tesisi olarak değerlendirilmesi, yerleşmeye açılması yanlış arazi kullanımına örnektir. Çayırların yaygın olduğu arazilerde büyükbaş mera hayvancılığının yapılması yine doğru arazi kullanımına örnektir. Bu nedenle yalnız üçü biz yanlış arazi kullanımında aldığımızdan dolayı B şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorumuzda Türkiye'de 2018 yılına ait gelen turist sayıları, tek bir yıla ait turist sayıları hangi illeri ziyaret ettiklerini gösteren bir grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Toplam turizm gelirine ulaşamayız. Çünkü iller ve o illeri ziyaret eden bir turist sayısı söz konusu. Turizm faaliyetlerinin ülkenin hangi illerinde yoğunlaştığına buna ulaşabiliriz. Çünkü o ziyaretçiler en çok hangi illeri ziyaret etmiş? Buradaki grafikte ben bunu görebiliyorum. Kış turizminin ki kış, yaz, kültür gibi bir ayrım yok grafikte. Hangi milletten ki yine millet ayrımı yok. Ziyaret edenlerin sadece sayısı söz konusu. Gelen turist sayısını yıllar içinde demiş. Tek bir yıla ait yıllara göre bir kıyaslama yapamayız. Bu nedenle doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Yedinci sorumuzda ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarında zaman içerisinde görülen değişimler nüfuslarının yapısal özellikleri üzerinde de etkili olmaktadır. Bu özelliklerden en dikkatli şekilde izlenmesi gereken nüfusun yaş yapısında meydana gelen değişimlerdir. Türkiye'de yaş nüfus oranının her geçen gün artması ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı kurulamaz? Şimdi yaş nüfus arttıkça bizim nüfus piramidimizde üste doğru bir genişleme, yani yaş nüfusun artması yönünde bir eğilim söz konusu. Buna göre nüfus piramidinde bir değişim olur. Sosyal güvenlik harcamaları, SGK yani sigorta, bunun dışında yaşlılara yönelik bazı yatırımlar, emeklilerin artması gibi durumlar yine bağlantı kurulabilecek bir noktadır. Aktif nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi doğru, çünkü yaş nüfus arttıkça burada çalışanlar ve aktif olan kısımda dikkate aldığımız kişilerin daha yaşlı olabileceği konusu dikkate alınabilir. Toplam nüfusta büyük azalmalar, ki yaş nüfus artıyor diye nüfusun azalması gibi bir yorum yapılamaz. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Tabii yaş nüfusu artması durumunda genç nüfusun oranında da bir azalma söz konusu oluyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sekizinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan biri değildir? OPEC, ki uluslararası örgütler arasında petrol ihraç eden ülkeler topluluğu. Bu da Türkiye'nin üye olmadığı bir topluluk ya da bir kuruluş. OECD ekonomik çalışma, NATO askeri bir birlik biliyorsunuz üyeyiz. Birleşmiş Milletler'e üyeyiz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üyeyiz. Ama OPEC üye olmadığımız bir uluslararası kuruluştur. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Dokuzuncu sorumuzda bir kentin fonksiyonel çeşitliliği ne kadar çok gelişmişse etki alanı da o kadar geniş olur. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin etki alanı
diğerlerine göre daha fazladır. Şimdi eleme yoluyla gidersek arkadaşlar, Gümüşhane bunlar arasında etki alanı en dar olan. Bunun yanında daha sonra Rize diyebilirim. Bunun yanında Tekirdağ, Konya arasında bir eşleştirme yaparsam Konya'nın bir tık öne çıktığını söyleyebilirim. Ama Konya ile İzmir arasında bir eşleştirme yaparsak ya da karşılaştırma yaparsak İzmir'in fonksiyonel anlamda Konya'ya göre daha da ön planda olduğunu söylemek mümkün. Ki tarım, tarıma dayalı sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, uluslararası organizasyonlar bu anlamda öne çıkıyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de dağların geniş yer tutmasıyla açıklanamaz demiş. Ki Türkiye'de dağlar geniş yer tuttuğu için engebeli bir araziye, dağlık engebeli kelimesini herkes hatırlıyordur, buna sahibiz. Yıl içerisinde 4 mevsim belirgin olarak yaşanması Türkiye'nin orta kuşakla orta kuşakta olduğu için ortaya çıkan bir durumdur. Bunun dağlarla bir alakası yoktur. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yol yapımı maliyetleri dağlık bir ülke olduğumuz için artıyor. Bölge arası iklim farkları oluşuyor dağlardan dolayı. Tarımsal alanların genellikle dar ve parçalanmış olması da yine bununla alakalı diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 11. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfusun kıyı kesimlerde daha fazla olmasının nedenlerinden biri değildir? Sanayi kuruluşlarının bu alanlarda daha çok bulunması, denizel iklim koşullarının, nemli havanın, ılıman havanın ve uygun yaşam koşullarının burada olması, ulaşım imkanlarının fazla olması, verimli tarım alanlarının yine bu çevrede bulunması, oradaki nüfusun fazla olmasındaki önemli etkenlerdir. Ama bir yerde kıvrımlı ya da kırıklı dağ var diye nüfusun yoğun olma durumu söz konusu olmaz. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. 12. sorumuzda aşağıdakilerin hangisi Türkiye'nin hem doğal hem de beşeri açıdan bir turizm değeridir demiş. Truva sadece beşeri olarak alınabilir. Kapadokya yöresi ki UNESCO miras listesine de girmiş olan bu alan hem kültürel hem de doğal bir özellik taşıyor. Oradaki peri bacaların oluşumu özellikle volkanik arazi ve sel suları tarafından oluşturulmuş doğal bir güzellik. Bunun yanında bu alanları kolay işlenebilir olduğu için insanlar özellikle yerleşim yeri olarak kullanmış ki yeraltı şehirleri de var peri bacaların olduğu kısımda. Hem doğal hem beşeri bir özellik taşıyor. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Cehennem obruğu sadece doğal bir özellik taşıyor karstik arazilere bağlı olarak. Damla taş sadece doğal bir özellik taşıyor. Ani harabeleri beşeri kültürel bir özellik taşıyor. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Şunu da hatırlatalım. UNESCO miras listesinde hem doğal hem de kültürel özellik taşıyan iki mekan var. Birisi Kapadokya çevresi Nevşehir, Ürgüp Göreme. Diğeri ise Denizli Pamukkale, Hierapolis kısmıyla karşımıza çıkmaktadır. Bunu da hatırlatmış olalım. 13. sorumuzda Türkiye'de tarım ürünlerine dayalı olan endüstri kuruluşlarının yeri bu ürünlerin yetişme alanlarına bağlıdır. Buna göre aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin dağılışı Türkiye'de daha sınırlıdır? Şimdi şeker fabrikaları birçok yerde var ama olmadığı alanlar da var. Örneğin Akdeniz ve Ege kıyılarında şeker fabrikası yok ama iç kısımlarında var. Bunun yanında Doğu Karadeniz'de yok, Güneydoğu Anadolu'da yok ama hani yine baktığımızda Türkiye'de böyle çok sınırlı bir durumda değil. Ama çay fabrikalarına bakarsak, çay fabrikaları sadece Doğu Karadeniz'de bulunduğu için bunlar arasında en sınırlı olan çay fabrikası olacaktır. Sigara fabrikaları sadece İç Anadolu örneğini veremiyoruz. Bitkisel yağ deyince zaten zeytin, mısır birçok şeyden yağ elde edebiliyoruz. Bu da yine yaygınlık gösterebilir. Dokuma zaten baktığımızda dokuma sanayisinde de pamuklu dokuma oldukça önemli. Bunun yanında yünlü dokuma ki Türkiye'nin birçok alanında hayvancılık faaliyetleri yapılıyor küçükbaş. Buna bağlı gelişme gösteriyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda dış ticarette ithalat ve ihracat faaliyetlerini ifade eden bir durum var. Türkiye'de yapılan ihracat rakamları her geçen yıl artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin yoğun şekilde ihraç ettiği ürünlerden biri değildir? Türkiye petrol ve doğalgazı büyük bir oranda dışarıdan satın almakta, ithal etmektedir. Bu önemli bir ihraç ürünü olamaz. Ama tekstil, beyaz eşya, otomotiv ve mobilya Türkiye'nin önemli ihraç yani sattığı ürünler arasında gelmektedir. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. 15. sorumuzda Türkiye'de son yıllarda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması ülkenin kalkınmakta olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın artması ki daha önemli teknolojik anlamda, sanayi anlamında atılımın
olduğuna bir kanıttır. Bu da kalkınmayı tabii etkiliyor. Ham madde ihracatının artması demiş. Ham maddeyi ithal edersek bu durum söz konusu olur. Çünkü ham maddeyi satıyorsak demek ki işleyecek bir sanayimiz yok. Gelişmiş bir, kalkınmış bir ülke olmayız. Enerji tüketiminin artması, sanayileşme ki kalkınma da önemli bir etken. Tarım sektöründe çalışanların payının azalması ki diğerlerinin artması anlamına geliyor. Özellikle hizmet ve sanayi sektörleri. Bu da yine kalkınma için ya da kriterler arasında gelebiliyor. Doğum oranlarının azalması ki yaş nüfus daha fazla oluyor gelişmiş ülkelerde. Doğum oranları daha az oluyor. Bu da yine bir gösterge olabilir. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. 16. sorumuzda yukarıdaki bölge türlerinden hangileri Türkiye'de görülmez? Türkiye'de aktif volkan bulunmamakta, sönmüş volkanlar var. Bu nedenle bunu alamayız. Buzul bölgeleri var, yüksek kısımlarda bulunuyor. Akdeniz iklim bölgeleri bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'nun batısından başlayıp Marmara'ya kadar devam ediyor. Karstik bölgeler özellikle Teke, Taşeli, Sivas, Çankırı, Ankara gibi alanlarda karşımıza çıkıyor. Bu nedenle görülmez dediğinden dolayı A şıkkı doğru cevabımız yalnız 1 olarak aldık. 17. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Marmara bölgesini diğer bölgelerden ayıran özelliklerden biri değildir demiş. Nüfus yoğunluğu ve nüfusu en yüksek olan bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama yükseltisi en az olan bölge, en çok göç alan bölge ama zeytin üretiminde birinci olan Ege arkadaşlar. Bu nedenle bu yanlış oldu. Hem Akdeniz hem karasal hem de Karadeniz ikliminin görüldüğü bir alan. Bu anlamda 3 iklimin de bir arada görüldüğü en önemli bölgemiz diyebiliriz. Bu da ayıran bir özellik. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. 18. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kars yöresinde büyükbaş mera hayvancılığının önemli bir ekonomik faaliyet olmasına etkili olmuştur. Bu alandaki meraların özellikle meralarda mera hayvancılığında çayır bitki örtüsünün varlığı büyükbaş hayvancılık için önemli bir kriterdir. Ki yaz yağışlarına bağlı olarak çayırların olması o alanda büyükbaş hayvancılığın gelişmesinde etkili olmuştur. Bu nedenle doğru cevabımızı E şıkkı olarak aldık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bunların devamı için yorumlarınız önemlidir. Ona göre ki ne kadar takip eden var bunu bildiğim sürece tabii devam edeceğim. Ama tabii ki eğer çok fazla yararlı olduğumuz bir şey yoksa bu seriyi artık bu kısımda bitirmiş olacağız. Yeni dönem için, yeni hazırlanan için devam etmiş olacağız. Ona göre yorumlarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.